Şimdi felaketler üst üste geldi ama biz bu felaketler yaşanmadan önce sözleşmiştik çok kıymetli bir siyaset adamıyla. Ee, onunla sözleşmiştik ve e, onu yakalamışken aslında mesele ne biliyor musunuz? Kendisiyle de şimdi konuşacağız. Yani siyaset öyle bir kısır döngü içinde, kendi içine öyle bir gömülmüş durumda ki vatandaşın yani temsil ettiği milletin gerçek sorunlarına bir türlü odaklanamıyor. Bakın gerçek sorunlar bunlar. Yani niye 25 gün arayla bu facia tekrar ediyor? Niye buna maruz kalıyor insanlar? Belki biraz onu da konuşuruz. Ee, siyasette de tabii fırtınalar kopuyor. Ee, hakikaten Millet İttifakı'nın Kılıçdaroğlu'na aday göstermesini eleştirmişti. Kendisi CHP'nin altılı masa sürecindeki tavrından rahatsız olmuştu. Zehir zemberek sözlerle de İyi Parti'den istifa etmişti. Yavuz Ağraloğlu'ndan bahsediyoruz. Şimdi yeni parti kuracak iddialarıyla gündemde 27. dönem İstanbul milletvekili Ağraloğlu'na hem ufukta yeni parti var mı sorusun hem de siyasetteki son gelişmeleri soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar dilerim. Çok... Milletimize de geçmiş olsun dilerim. Evet, büyük geçmiş olsun. Ee, aslında sizin de çok eleştirdiğiniz bir mesele. Ee, şimdi dönüyoruz sokakta umut yok. E siyasete dönüyoruz. Siyasette de özellikle Millet İttifakını temsil daha doğrusu destekleyen vatandaşlar siyasi bir nihilizme sürüklenler. Yani ne olmuyor? Ne yapsak olmuyor dediler. Şimdi böyle bir süreçte bir yerlerden umut aranırken sizin yeni parti mi kuracak acaba söylentileri gündeme geldi bir kere var mı böyle bir şey gerçeklik payı ya, siyaset böyle sizin dediğiniz hissiyata sebep olacak şekilde problem çözemez hale gelince seçmen aranır mutlaka seçmen der ki acaba bizi bu içine düştüğümüz girdaptan kurtarabilecek bir ses, seda, bir soluk bir yüz, bir irade, bir nefes bir şey var mıdır hep böyledir siyaset hep sıkışınca bir tehlike belirir seçmenin apolitik hale gelmesidir aslında en büyük tehlike yani seçmenin kalbinin siyasetten soğuması, bu problemlerimizin çözülemeyeceğine dair bir umutsuzlukta artık son noktaya varmışlar demektir. Seçime, sandığa, siyasete, siyasetçiye ilgileri varsa halen bu şu demektir toparlanmaya ümidimiz var. Yani bizi toparlayacak bir sese, bir soluğa, bir iradeye, bir vizyona, bir programa, bir stratejiye kulak kapartacağız, kalbimizi döneceğiz... irademizle oy vereceğiz falan. Bu eşiklerde toplum aslında hep doğru şey yaptı. Demokrasi tecrübemiz çok uzundur bizim. 1834 vilayet meclislerinden beri sandık görürüz. Bizim milletimiz öyle sandığı çok geç görmedi. Çok da idmanlıyız ama şu gerçekten artık can sıkıcı bir hale geldi. Bizim problemlerimizi vekalet verip çözsünler diye itimat ettiğimiz, ümit ettiğimiz insanlar bizim için kavga edeceklerine biz onlar için kavga eder hale geldik. Hissiyatı seçmende galiptir. Yani normalde ben vekalet veriyorum. Lütfen bize yaşanabilir bir ülke. Lütfen bize çocuklarımızın ne olacağı korkusundan azade kalacağımız, giderken ne olur çocuklarımız endişeleriyle vefat edip gitmeyeceğimiz bir ülke. Efendim sevdiklerimizle huzur içinde yaşayacağımız bir ülke. Dünyayla rekabet edeceğimiz, rekabette eserlerimizle övüneceğimiz bir ülke. Şehitlerimizin adını anmaktan muzdarip değiliz. Ama köprülerine, efendim riyadüklerine, şehitlerinin isminden çok bilim adamlarının ismini verebilen, işlerini, problemlerini çözebilmiş bir ülke. Ben Karadeniz'e gidiyorum. Mesela bütün o Karadeniz sahil yolundaki bütün üst geçitler şehitlerimizin isimleriyle dolu. Yani onlara minnet duygularımızla şöyle bir hüznü taşıyoruz. Biz uzunca zamandır terörle, maddi konfor konforumuzun oluşmasıyla ilgili problemlerle, demokrasimizin sıkıntılarıyla, iç münakaşalarla enerjimizi bir şekilde israf eden bir girdabın içerisinde soluklanmaya çalışıyoruz. Gelecek kurguluyoruz. Her iyi haber verene, her sizi bu girdaptan çıkaracağız diyene de böyle bütün kalbimizde koşuyoruz, koşuşturuyoruz. Onun son seçimde sizin dediğiniz şey bu sefer seçmeni çok sarstı. Yani memlekette aslında iktidar muhalefette olanlar için şöyle bir avantajlı iklim e, iklimin öznesidir. Bu memlekette bu muhalefetin bu şartlarda memlekete alamaması muhalefet için büyük bir utançtır. Ha ne olması lazımdır memleketi muhalefetin alması için mesela? Bir meteor çarpmadı memlekete. Sadece meteor çarpmadı. Onun haricinde her şey oldu. Bu şartlarda milletin ümidine dokunamayan, kalbine dokunamayan, gelecek endişelerine dokunamayan, daha iyi, daha konforlu, daha güçlü bir ülke kuracağına dair iddiayı milletle buluşturamayan bir muhalefetin, ha bugün televizyon ekranlarında mevzu edilmesinde bile aslında gerek yoktur. Şundan dolayı, efendim biz siyasetçiyiz diyelim. Bizim siyasetçiliğimizin, varlığımızın, siyasi olarak ekranlarda görünmemizin, millette sebep olacağı duygu inşirah hissidir. Yani esenlik hissi, yani ferahlık gibi bir şey. Yani i̇yi ki varlar bunlar. Bunlar iyi ki varlar ve bizim problemlerimiz Allah'a hamdolsun bunlar sayesinde çözülecek. Sahipsin duygusu değiliz. Dermektir. Evet. Şimdi siyasetçiler devamlı ekranlarda görünmemelidir. Siyasetçiler çok konuşmamalıdır. Bu kadar ülkede, bu kadar memleketin büyük potansiyeli varken siyasetçilerin bu kadar çok konuşup problemlerin bu kadar uzun süre gündemde kalması siyaset kurumunun da vazifelerini yapmadığını göstermektedir. Yani siyasetçiyi görmez vatandaş canım. Kimi görür biliyor musunuz? Siyasetçiyi vatandaş cebinde görür. Vatandaşın cebindeki siyasetçi makbuldür. Cebinden haçlık olarak çıkarabildiğidir siyasetçi. Buzdolabını açınca buzdolabında gördüğüdür. Sofrada öğüne koyduğudur. Tarlada tohumu serperken harmanda bulduğudur sana banka cüzdanında gördüğüdür. Kredibilite olarak karşısında muhatap olarak gördüğü banka banka sorumlusundan firması için istediği krediyi bulabilme imkanıdır. Siyasetçi odur. Bizim siyasetçiler bunların hiçbirisinde milletin nefesi, ümidi, rahatlığı olmamışlar. Ama münakaşa ederken ekranda devamlı bizim kendileri için kavga etmemizi ister gibi millet güreşi yapmakla meşguller. En son bu şartlarda memleketi alabilmek imkanı önümüzdeyken muhalefet seçmeninin değişim umudu, muhalefet seçmeninin demokrasi özlemi, muhalefet seçmeninin daha güçlü, daha adil, daha müreffeh bir ülke ideali hırslara kurban gitmiştir. Ülke bu ümitlerle inkisara uğramış. Şimdi seçmen muhalefetin ne dediğine, niye dediğine niçin mağlup olduğuna, masada ne olduğuna hiç umursayıp dönüp bakmamaktadır. Ne olduysa oldu. Ne haliniz varsa görün. Masada ne olduğu, masada olanların sonucu milletin problemidir. Şimdi, sonucu beni ilgilendirir. Bizim... Vatandaş böyle diyor. Sizin ne yaptığınız ya da ne yapamadığınız sizin gündeminiz. Bizim ümidimiz size, itimadımız sizeydi. Bizim irademizle memleketi daha güçlü yarınlara taşıyabilirdiniz, taşıyamadınız. Sebebiyle kendiniz istediğiniz gibi gırtlaklayabilir, boğazlayabilirsiniz, ne isterseniz yapabilirsiniz. Biz sizin söylediklerinize, sözlerinize, bize bundan sonra vaat edeceklerinize hiç ilgi duymuyoruz, hissiyatı var. Peki tam da böyle bir ortamda yerel seçimlere gidiliyor. Böyle görünüyor. Ne öngörüyorsunuz Şöyle yerel, yerel, yerel seçimlere? Bu eski siyasetin son kavgası. Eski siyasi dilin son kavgası. Belediye başkanlarını belediye başkanı gibi seçeceğimiz günlere yürüyoruz. Yani kendini değil kentini düşünen belediye başkanları seçeceğiz bundan sonra. Bu değil. Bu son seçim sebebi şu. Bu son seçim muhalefetin altılı masanın bunun karşısındaki Cumhur İttifakı'nın bu siyasi müsaademede CHP zihniyeti denilerek oluşturulmaya çalışılan algının bu algının karşısında da efendim e, memlekette kazanmak için her yolu mübah gören bir cinnetin son kavgası bu. Kimlik kavgasının son kavgası. Mezhep meşrep tartışmasının son kavgası aidiyetlerin son kavgası, efendim memlekette artık kimin neye inandığının, kimin hangi mezhepten veya meşrepten olduğunun, kimin hangi ekaliyet grubundan olduğunun hiçbir öneminin Peki, olmayacağı Peki son kavgası bir... deyince ne olacak? CHP ortadan bu mı Bu siyaset bu kavgadan sonra artık bu tür bir münakaşanın bize karnımızı doyuracak bir iklim oluşturamadığına, problemlerimizi çözemediğine, bu münakaşalardan bizim çocuklarımızın gözüne umut, bizim iş adamlarımızın cebine kredi, bizim tar tarlada ürün eken çiftçilerimizin harmanda öngörülebilir bir ülkede efendim çiftçilik yapabilme imkanının olmadığının görüleceği bir 2002 hissiyatı yaşanacak diye düşünüyorum. Sebebi şudur efendim. 2002'de de böyle olmuştu. İktidara ve muhalefete beraber kızgınlık vardı 2002'de. Tayyip Bey o zaman bir üçüncü nefes olarak geldi. Yani ne o ne bu. Şimdi iktidara Şimdi bir karşı Şimdi burada böleceğim. Çünkü takip ettim. Ben Tayyip Bey'i çok yakından takip evet. ediyorum diyorsunuz. Evet. Şimdi yerel seçimlere kadar da bu partiyi kurmayacaksınız anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi sonrasında şimdi sonrasında 2002'nin tekrarının yaşanacağını düşünüyorsanız, Tayyip Erdoğan'da yakından ta takip ediyorsanız siz aslında e, bu iddia mı yerel seçimlerden sonra ortaya çıkacaksınız? Evet. evet efendim. Yani milletin huzurunda bizim aslında konuşulmasını istediğimiz şey şu olacak bundan sonra. Yerel seçim kastım şu bu seçimde muhalefet şöyle siyasi kredibilitesini bitirdi. 5 sene boyunca grup toplantılarında, meydanlarda, milletle buluşma imkanı buldukları her yerde Memleketin ne kadar kötü yönetildiğini, ne kadar niteliksiz insanlar tarafından yönetildiğini, ne kadar liyakatın gasp edildiğini, ne kadar özgürlüklerin canına okunduğunu, ne kadar efendim israfla, şatafatla, lükste, memleket kaynaklarının berbat edildiğini konuşa 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 siyaset yapıldı. Ve 2018'de mukayese edildiğinde efendim bu böyle döküsecek kazanırız evelallah yani memleket o şartlardan çok daha fazla bozuldu. Biz bunu süpüre süpüre alacağız dendi. Şimdi muhalefetin esas problemi şu, o onun için böyle diyorum son seçim. Siz şimdi milleti toplayıp grup toplantılarınızda meydanda bulduklarınızı ne diyeceksiniz utanmadan? Ne diyebilirsiniz? Mesela bize bu 5 sene boyunca söylemediniz ne diyeceksiniz? Millete ne ümidi vaat edeceksiniz? Size daha önce mesela size oy verdik. Millet size daha ne versin mesela? Yani, Peki bunun somut karşılığı ne olacak? Büyükşehir belediyeleri şey kayıp mı edilecek ben şöyle, ben şöyle mesela görüyorum. size göre? Bu şimdi iktidara kızgınlık sebebi şudur. İktidar ilk defa memlekette bu kadar selahiyeti varken, bu kadar gücü ve yetkisi varken her şeyi, her programı istediği gibi uygulayabilme kudreti varken memleketin problemlerini çözemediği için milletin memnuniyetsizlik sebebi. Muhalefet de bu kadar problemi olan bir ülkede bu kadar derde rağmen ümidimize dokunamamak yüzünden suçlu. Dolayısıyla iktidara ve muhalefete beraber biriken bir kahır var. O kahrın Beraberinde yaşanmışlardan çıkarılmış yeni derslerle Türkiye'nin kapasitesinin üstüne oturabilecek bir siyasi program ve kadroyu taşıyacağını, önümüzdeki dönemin yeni nesil siyasal alanının bunun üzerine oluşacağına dair bir kanaatim tamam, var. Onu... Ben bunun üstüne oturmaya çalıştım. Şimdi evet, siz onun evet, üstüne oturmaya evet, Ortada ne AK Parti kalacak ne CHP kalacak çünkü destek AK Parti kalmayacak. Kalır. AK Parti kalır. AK Parti çünkü bir devlet aygıtı kullanıyor. Onun etrafında bu 20 yıllık yönetim ve imkanlarının doğurduğu bir sosyoloji var canım. Yani bu kolay bir şey değil. Muhalefetin bence şaşırdığı, çözemediği için kaybettiği yer burası. Muhalefet Tayyip Bey yüzünden böyle oldu zannediyor. Tayyip Bey bu memlekette yaşanan hiçbir şeyin sebebi değil. Tayyip Bey sonuç. Bu memleketteki sosyoloji Tayyip Bey'i doğurdu. Tayyip Bey kendisinin neyin doğurduğunu bildiği ve onu yönetebildiği için iktidarda muhalefet devamlı Tayyip Bey yüzünden olduğu psikolojisiyle yürüdüğü için seçmene değil Tayyip Erdoğan'a yürüyorlar. Halbuki Tayyip Erdoğan değil mesele. Tayyip Erdoğan'a doğuran sosyolojiye yürümek lazımdır. O sosyolojiyi çözebilecek olanın vermek zorunda olduğu mesaj şudur. Ahlaken ben iktidardan daha üstünüm. Daha kurallıyım, daha nezaketliyim, daha diğergamım, daha kuşatıcıyım. Daha ne, e, bu Burada çok önemli bu bir sorun var. Yok size. Burada bir e, sizden o anlamda e, bir çok somut bir şey bir cevap bekliyorum aslında İyi Parti çıktığında başarabilirdi bu eşikler. Bu söyledikleriniz hissiyatını Doğru. çıkardı. Ya yani ahlaken de. Doğru. İşte her bakımdan. Az önce saydığınız tek Doğru. tek saymayayım tekrar. Ve siz geçen gün yine bu ekranlarda dediniz ki 5 yıllık emeğimize pusu kuruldu. Evet. Şimdi bunun manevi ve maddi analizini isteyeceğim. Mesela manevi olarak ne kaybettirdi? Maddi olarak Sayın Akşener çıkıp fabrika ayarlarımıza döneceğiz dediğine göre bir oy kaybı da hesaplandı değil mi? Evet. evet. Ee, şapka önlerine konuldu ve bir oy kaybı da. Her ikisi açısından da nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi Parti Opus'dan sonra manevi ve maddi ne kaybetti? En çok İyi Parti kaybetti. En fazla itibar ve oy, en fazla emek ve siyasi iddialarıyla ilgili e, siyasi ziyan İyi Parti oldu. Yani CHP zaten kaybediyordu bir daha kaybetti. Kemal Bey için hiçbir haber değeri yok bunun. Zaten Kaybettikten sonraki değerlendirme toplantılarında söylediklerine bakınca milletin kaybının ne kadar uzağında olduğunu, milletin hissettiği hayal kırıklığının ne kadar uzağında olduğunu bir daha hissettirdi. Hayat bir nehirdir dedi, akar. Bu kadar. Yani değişim umudu, beyefendinin 10 kefere yenildiği halde 11. deneme arzusu şuna döndü. Mağlup olduk. vakaya adiyeden bir şey. İktidar karşısında bu seçimi millet vicdanına şöyle ihbar ediyorlardı. Bu seçimi alamazsak mahvolduk seçim alamazsak yıkıldık. Bu seçim alamazsak demokrasi bir daha hak getire. Bu seçimi alamazsak bu Türkiye'nin son seçimidir. Bundan sonra zaten saltanat han döner. Efendim ev, evlattan babadan evladı döner? Efendim bu sadatçılar bizi keser. Bu korkuyu kendi tabanlarını konsolide etmek için kullandılar. De ki kullandınız. De ki buna inanıyordunuz. Peki, peki ne oldu da nehire döndü? Madem son seçimdi. Bu seçim niye nehire döndü? Akıyor. Peki bu akan seçim, akan nehirde milletin umutları, Milletin değişim arzusu, milletin daha iyisini yapabiliriz iddiası. Sizin beceriksizliğiniz yüzünden, berbat olurken, sonra ne oldu da sizin bu berbat kurgunuz hayat bir nehirdir, meditasyon uzmanıymışsınız gibi bir cümleyle buluşabildi. Dolayısıyla biraz ciddiyete ihtiyacımız var. Seçmenin, bakın ben... Peki sizce en radikal şey neydi? Yani bir meteor çarpmadı sizin ifadenizle o dönemde, bir meteor çarpmamıştı, gene de kaybedildi. Burada en temel sebep neydi kaybetmedeki? Kemal Bey'in adaylığının başından itibaren ben bu adaylığın, Kemal Bey'in adaylığını ketmetmedim ben, zemmetmedim. Aday olabilirsiniz. Parti genel başkanı olarak adaylığınız sizin probleminiz. Ama hangi adayla nasıl kazanılacak adayların taşımak zorunda olduğu mesuliyetler ve bunların istişare, istişare süreçlerinde tutumunuz milletinizin karşısında sizi bu memleketi yönetip yönetemeyeceğinizle ilgili kantara çıkarıyor. Ben orada 5 yıl boyunca... Efendim her siyasi politik hamleye Tayyip Bey çok maharetli bir adamdır. Bizi CHP seçmeninin oy havzasının beraber kesiştiği yerlere doğru itti Tayyip Bey. Ben ilk demecimi şöyle vermiştim hatırlıyorum. Parti grup başkan vekiliyken. Cumhuriyet Halk Partisi ile oy bölüşmek mecburiyetinde kalacağımız bir yere itiliyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile oy bölüşmek istemiyoruz. Biz AK Parti'nin MHP'nin güveni, ümidi kalmamış seçmenlerinin kalbini kazanacağımız yerde durabilmeliyiz. Nerede kaybettiniz o kalbi? Ben CHP'nin siyasi olarak benzeşmek, efendim lokomotif olarak CHP'nin lokomotif olarak bulunduğu bir denklemde CHP'nin siyasi programda ve planlarının gölgesi altında kalmak İyi Parti'yi özgünlüğünden uzaklaştırdığı için İyi Parti seçmenin teveccühünden uzaklaştı. Yani bizi güçlü yapan şey şuydu masada. Biz AK Parti'nin MHP'nin memnuniyetsiz seçmenlerinden Cumhuriyet Halk Partisi ile mukayese edilemeyecek kadar fazla oy alabiliriz. Ben arkadaşlarımız alınganlık ettiler Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Dedim ki efendim sizin durumunuz çok feci. Hani biz de ağır hasar aldık bazen siyasette. Öngörülerimiz de tutmadı ama sizinki şöyle. Sizinki böyle e, Allah imtihanı bir şey gibi. Yani seçime tek başına girseniz. Yani Tayyip Bey bize desek ki size aile yapıyorum. Siz de insansınız yani birazcık da seçim galibiyeti görmeniz lazım. Yönetici kadroyu ederek söylüyorum. Ya sizi tek başınıza seçimde bıraksa siz yine %25 alacaksınız. İYİ Parti, müstakil olarak iddialarını, özgünlüğünü, siyasi koordinatlarını, AK Parti'nin, MHP'nin seçmenleri dahil, CHP'nin ulusalcı seçmeni dahil, memleketine, milletine bağlı Kürtlerin oyları dahil, yani siyasi koordinatlarını, milli çerçevede çizebildiği, mezhep, meşrep, aidiyet ayrı, ayrı, ayrımına girmeden bir Türkiye tasavvurunu sunabildiği yerde İYİ Parti büyüyecekti. İYİ Parti, CHP'nin kazanma şehvetine... CHP'nin ne olursa olsun döke saça kazanırız şımarıklığına. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Bey değil kardeşim boş koltuğu da koysak kazanacağız. Ne endişeleniyorsunuz? Kibrine kurban gitti. Dolayısıyla ben e, bu ne olan, kadar kurban gitti? Ne kadar oy kaybetti kaybettiği partisi. Ben yok. şöyle bakıyorum. Yani İyi Parti müstakil koordinatlarını bulabilseydi hem seçimi döndürebilirdi hem de önümüzdeki dönemin iktidar namzeti olabilirdi. Ama İyi Parti'nin müstakil kalmasını efendim ekranlarda hükümeti tenkit ettikleri gazeteciler gibi aslında yaparak Hükümetin gazetecilerinin yaptığını yaparak yani bizim gibi düşünmüyorsanız hakarete maruz kalırsınız. Bize itiraz ederseniz sizin ne söylediğinizin bir önemi kalmaz. Ama İYİ Efendim, Parti'ye de çok evet, hakaret edildi. Yani, yani Meral Akşener'e e, masadan kalktı diye edilmedi. E, hakaret kalmadı. Endişesi duyuyoruz diye bir partiyi 3 günde 30 yıllık küfürle buluşturmak nedir yani? Bu saygısızlık nedir? Yani size yarın devleti verseydik. Yarın hükümeti size verseydik siz demek ki sizin gibi düşünmeyenlerin canını okuyacaktınız. Kanallara müdahale edecektiniz değil mi? Bas bas bağırıyorlar. Milletin reklamlarına müdahale edecektiniz. Ekranlarda konuşan haber e, yorumcular dahil onların yorumlarına müdahale edecektiniz. Yani siz aslında hükümete karşı ahlak üstünlüğünüz yok. Elinize fırsat geçerse bin beter edeceksiniz memleketi de bizi kandırıyorsunuz. Dolayısıyla o aşikar oldu. Bugün mesela yerel seçim bu seçimden sonra genel seçimlerden sonra. Muhalefet cephesi adına konuşan herkesin millete verdiği duygu şudur ya canım. Ya iyi ki bunlara vermemişiz memleket. Herkes de böyle bir duygu galip. Fakat şimdi siz konuşurken söylediklerinizin bir katılmakla beraber hiç e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı eleştirmediğinizi, AK Parti eleştirmediğinizi eleştireyim, fark eleştireyim. ediyorum. Eleştireyim. Acaba o zaman da diyorum ki kendisini acaba oraya mı yaklaştıracak? Yok, şöyle, Ben şimdi siyaseten iktidarı büyütecek olan şey iktidarın alternatifi olmaktır. Bu memlekette iktidarın aralıksız saltanatının sebebi bu muhtevasız muhalefettir. Yani zaman zaman bana sataşırlardı. Dolaylı hesaplardan, müşteri hesaplardan da böyle hakaret tamiz laflar da gelirdi. onlarda. zaman zaman kulak misafiri oluyordum dendiğine. Ne var? Yavuz Aralolu acaba hükümet tarafına mı galip? Ee, gelecek şekilde konuşuyor. Hükümet tarafını ayakta tutacak şekilde konuşan, konumlanan, duran, politikalarını buna göre üreten muhalefetin bizzat kendisidir. Bu 20 yıllık aralıksız iktidarın bizzat sebebi bu muhtevasız muhalefettir. Yani iktidar yancısı aranıyorsa, yani beni öyle bir suçlamanın öznesi haline getirmeye çalışıyorlarsa, iktidar yancısı bizzat bu saçma sapan stratejiyle milletin değişim umudunu berbat edenlerdir. Yani ben değil de Kemal Bey kendine bakabilsin mümkünse, ben değilse muhalefet bakabilsin bu ilkesiz, ölçüsüz siyaset alanı Tayyip Bey'e çalışmanın şaikasıdır. Yani Tayyip Bey Arap'ta yani zaten, Tayyip Bey'e hizmet Tayyip ediyor Bey, Bey, Dolaylı olarak zaten bunu defalarca söyledi ki ya var olun yani Allah sizin varlığınızı eksik etmesin. Yani devamlı durun sakın ayrılmayın. Yani millet bağırıyor ki değişim değişim falan Tayyip Bey ara ara diyor ki ya sakın değişmeyin gayet güzel biz memnunuz sizden yani. Böyle durun. Niçin diyor? Çünkü bir şey yapmadan iktidarda kalabilmek imkanı. Dişimize göre bir muhalefet falan diyoruz Sayın Cumhurbaşkanı duyuyorum. Dişimize göre bir muhalefet bulamadık. Şöyle milli böyle bizi de zorlayacak böyle bizi de terbiye edecek ya da bir ensesinde nefesimiz ensemizde nefesini hissedeceğimiz bir şey bulamadık falan diye inkisarda beyefendi ben ona bir muhalefet kavuşturmak isterim evvelallah dişlerinin ne kadar sağlam olduğuna bakacağız peki ben şunu merak ediyorum şimdi yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin her ne kadar Zehir Zemberek o kameraların karşısında ilk geçişinizden, çıkışınızdan evet, bahsediyorum. Evet. Daha iyi partiden ayrılmamıştınız o zaman. Her olmuştum. ne kadar Zehir Zemberek konuşsanız da her ne kadar mevcut eleştiriler, yani şu anda söylediğiniz şey aslında e, Sayın Kılıçdaroğlu hizmet ediyor e, Erdoğan'a ve sisteme. Öyle oldu. Ama ben Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için çalışacağım dediniz. Hayır efendim şöyle. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, seçilmesi için çalışacağım demedim. Sadece bir soru, bir soru öyle geldi. O soruyu da ben çalışmayacağım da arkadaşlarım çalışacak gibi bir suçlamanın konusu olmayayım diye kendimi de arkadaşlarım adına konuşur mevkide cevapladım. Yani ben imza vermedim, oy vermedim, grup kararına katılmadım, masa toplantısına katılmadım. Yani orada sistematik olarak benim hiç kesilmedi. Yani başından itibaren kaybederiz. Bu dayatmaya seçmen razı olmaz. Bu ilkesizlikle girilecek seçimde kazanmak için her yolun mübah görülmesi doğru değildir. Bu dayatma doğru değildir. İyi Parti'nin emekleri ve sahadaki propaganda gücünü görmüyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İyi Parti'nin sahadaki propaganda gücünü de etkiler. Sadece adaylığı mevzu değildir. Sahada İyi Parti'nin oy alabilme kapasitesini de sarsar diye defalarca kamuoyuna açık uyarılarda bulunduğum. Ha bir kere e, siz de verecek misiniz diye ben kendimi ayırıp, ...diyemedim arkadaşlarıma hürmetsizlik olur diye... ...şöyle yapamadım. Ya ben vermeyeceğim de benim arkadaşlarım verecek diyemedim. Nezaket icabı şöyle yapmak zorunda kaldım. Dedim ki bunlar imzalarına sahip çıkacağız... ...yani verecekler ya mecbur vereceğiz yani. Biz protokole imza attıktan sonra dönmeyiz lafını... ...ben partide kalan arkadaşlarım için söyledim. Yoksa ne oy verdim ne imza verdim... ...ne açıklanan kar kararda durdum... ...aday da olmadım... Yani ...ben, ben işte. vermeyeceğim söyledim. Ben kime oy verilmeyeceğini söyledim. Bunu şunun için söylüyorum. Seçmen... Ne işte? Geriye bir seçenek kalıyor evet, zaten. yani o ben bana sordular kime oy verilecek? Dedim ki efendim ben neyin olmaması gerektiğini söyleyebilirim. Seçmene hürmetsizlik yapamam. Ben buraya oy vermeyeceğim. Şu 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 gerekçelerle size arz ediyorum. Ben bu gerekçelerle vermiyorum diyorum. Beğenenler benim kanaatime göre davranabilirler ama ben şuraya oy verin diyecek makamda da değilim. Siyasi pozisyonum da Geriye bir değil. seçenek kalıyor evet, efendim, zaten. Efendim, öyle. Ya. Ve siz de anladığım kadarıyla Cumhur İttifakı'nı desteklediniz. Yani şöyle yok Cumhur İttifakı değil. Ben memleket için kötü bulduğumu itiraz ettim yani ne olmaması gerektiğine dair bir şey gördüm. Dedim ki bu yönetemez, yönetilemez, bu siyasette ilke mücadelesi veremez, efendim demokrasi vaat etti, gerçekleştiremez, İstişare diyor, adı asla edemez, temsil diyor, sağlayamaz. Efendim parlamenter sistem falan vaadi bile sahici değildir. Şundan dolayı partilerini Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyorlar. Ama bize demokrasi vaat ediyorlar dedim. Yani herkes kendi partisinde aslında tenkit ettiği tek adam gibi davranıyor ama ondan sonra bize diyorlar ki size demokrasi vaat ediyoruz. Nasıl olacak? Yani nasıl olacak? Peki e, o dönem hani siz AK Parti'ye mi geçecek, AK Parti'ye mi sinyal e, evet, veriyor dendiği o. dönemde evet. sizin gibi düşünen e, İyi Parti'nin içinde Herkes veya benim peşke... gibi düşünüyordu. Yüzde yüz diyebilir misiniz? Yüzde yüz derim. Bahadır Erdem birazcık e, işte ayrılmanın biraz e, problemleri olur falan diye şerhler oldu. Herkes sonucun böyle olacağını bu şartlarda seçimin kazanılamayacağını, bu şartlarda seçimin ayrıca bizim 5 yıllık İyi Partideki şerefli mücadelemize, 50 yıldır da şahsiyetimizi koruyarak verdiğimiz memleket millet iddiamıza halel getireceğini herkes biliyordu. Defalarca da söylendi bu. Ama problem şudur. Ben de senin gibi düşünüyordum diye yapılan şeyin adı siyaset değildir. Düşündüğünü yapacaksınız. Tayyip Bey de enflasyonsuz bir ülke düşünüyordur mesela. Sorsanız ona. Tayyip Bey düşünüyordur ki güçlü, kalkınmış, hazinesi ağzına kadar dolu bir ülke olsun diye düşünüyordur. Düşünmek yetseydi hazinemiz dolu olurdu bizim. Düşünmek yetseydi, hatta programa yazmak yetseydi. E canım bizim şu anda milli gelirimiz 25 bin dolar olurdu. Ben... Açıklanan ekonomik orta vadeli programlarında AK Parti'nin kuruluşundan itibaren her seçim meydanında önümüzdeki dönem Allah'ın izniyle bundan daha iyi olacaksınız diye sunulanların da hepsinin bu fasal hale getirilmiş muhasebesinin altına çizgi çekiyorum, topluyorum. Bunların hangisine yaklaşıldığını muhasebesini yapabiliriz. Biz Z rapor alabilirsiniz. Bu şu andaki karne dindarlığın ve milliyetçiliğin mukaddesatçılığın ve değerler adına siyasetin 20 küsür yıllık karnesi. Bu karne iftihar edilecek bir karne değildir. Bu karne bize sunulan, size şöyle bir ülke vaat ediyoruz diyenlerin bu ürün işte size hedeflerimizi tutturmuş olmanın efendim gururuyla geldik denilecek karnesi değildir. Dolayısıyla bu karne mahcubiyet karnesidir. Bu karne utanılacak bir karnedir. Bu kadar ağır yükü olan bir memlekette ümitleri arkasında 21 yıl boyunca milletin durabildiği bir iradeyle buluşturamamış olmak Sayın Cumhurbaşkanı içinde AK Parti'deki kurmaylar içinde bence hem ağır bir vebaldir hem ağır bir sorumluluktur. Ha bunun hesabını soracaksa muhalefet şöyle diyecek. Ya kardeşim iktidar elimden geleni yapıyorum bu geldi elimde diyor. Evet. Elimden bu geliyor diyene memnun değilsen ben senden daha iyisini yapacağım diye iktidarı almak gerekir. Ben hem alamıyorum ama hem senin kötü olduğunu düşünüyorum gerek siyaset yaparsanız böyle oluyor işte. Şimdi e, size bir öngörü soracağım. Bir kesim diyor ki daha doğrusu şunu söyleyeyim. Sayın Akşener çok net bir şekilde biz ittifaklara kapalıyız dedi ve bunu defaatle söyledi. Geçen hafta da fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Defaatle Zaten... başka şeyler de söylemiştik 5 yıl boyunca. Ne demek istediniz? Yani bu işte siyasetin yani değişebilir. En... Hayır şöyle. Siyasetin en büyük problemiyle karşı karşıya bence Genel Başkan söyledikleriyle milletin vicdanındaki karşılığın çok yakın olması lazım birbirine. İyi Parti'nin aldığı en büyük yara İyi Parti'nin söyledikleriyle mukavemet edebileceği yer arasındaki fark açıldı. Dolayısıyla Meral Hanım daha neler söyledi? Bak neler söyledi? Efendim masa, Kemal Bey olmaz, o iş bende. Efendim aday Kemal Bey'in adaylığı işte konu, olması konusunda kazanamayız. Efendim biz işte kazanacak aday vurgusu bütün bunları söyledik ama muvaffak olamadık. Hani niçin muvaffak olamadık demiyorum ama neticede muvaffak olamadık. Siyasi portre şuna döner. Söylediklerinizi yapabilmek kabiliyetinizdir sizi milletin kalbinde. Memleketi buna verirsek toparlar alanı alanıyla buluşturacak. Dolayısıyla orada şimdi söylediklerini kıymetli buluyorum. Ama bu söylediklerin arkasında ne kadar durabilir duygusu seçmenin de ortak bir soru işaretidir. Peki ama siz iyi, Bence iyi bilen bir isim olarak şunu ben merak ediyorum. Öngörünüzü merak ediyorum. İki şu anda tez var diyelim. Türker Yörükçuoğlu bir tweet attı. Oktay Vural'ın söylediklerine benzer bir şey söyledi. CHP memleketi seviyorsa hadi bakalım Hodri Bey'de onlar bu sefer İyi Parti'ye destek versinler. Ee, biz zamanında üstümüze düşeni yaptık. Hadi bakalım CHP bu sefer e, İyi Parti adına, İyi Parti'nin lehine e, adaylarını çeksin ve bizi desteklesin diyorlar. Dolayısıyla ama öbür taraftan da Ümit Özdağ çıktı dedi ki İyi Parti zaman içinde AK Parti'ye yaklaşacak. Hatta hatta enteresan bir şey oldu. Onu şimdi telefonuma bakarak söyleyeceğim. Sayın Lütfü Türkkan çok önemli bir e, İyi Partili. Sayın Akşener'e de yakın bir isim. E, i̇yi çalışanı takdir etmezse kötü yapılan şeyleri yermenin anlamı kalmaz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın icraatları vatandaşa güven ve huzur veriyor. Şimdi e, dolayısıyla benim açımdan %50-50 yani İyi Parti'nin CHP ile tekrar ittifak yapması veya da AK Parti'ye yakınlaşması bu veriler ışığında. Siz ne öngörüyorsunuz? Ben şimdi siyasette kartlar yeniden karılacak bir eşik oluşuyor diye görüyorum ama problem şu. Mesela ben 5 yıl boyunca böyle benzer tweetler atmışımdır. Ben siyaseti şöyle yapıyorum. Kalbimde memlekete değebilecek hayrı olabilen her işe kim yaparsa yapsın dua etmek, ona destek olmak, yüreklendirmek gibi bir duygu vardı benim siyasete nezaketen ya da mesuliyet olarak katmaya çalıştığım bu siyasi dilin benim, benim kendi o zamanki partimde bile karşılığı şuydu. Bu AK Parti'den bu AK Partili. Ya bu AK Parti'ye gidecek de bizim. Yani en ufak bir nezaket. Mesela bu Lütfü Bey'in biraz önce bahse konu Aa, tweet var ya. Bak bu şimdi bu şimdi siyasi nezaket. Bu bunu Yavuz Arıoğlu attı 3-4 tane böyle benzer tweet'ler. Yıkıldı ortalık. Yıkıldı ortalık yani ama. Aman aman bir şey asabiyesi. Bir AK Parti asabiyesi. AK Parti asabiyesi başka bir şeydir. Yapılan doğru şeyleri ödüllendirmek, yüreklendirmek, desteklemek başka bir şeydir. Dur, Şimdi iç işlere bak. Şimdi mesela var. Milli Eğitim Bakanı efendim diyor ki mülakatlarla ilgili biz şöyle bir usul belirledik. Bulabildiğim en ehven şeyleri buluyorum, en makul şeyleri buluyorum diyor. Bunları böyle 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 yapacağız. Efendim katılan katıldığını bilmeyecek, gelen kimin geldiğini bilmeyecek. Kameralar olacak falan bir şeyler, bir usul belirlemeye çalışıyor. Sonra da eklemiş. Çok kıymetli bir şey bu. Diyor ki muhalefet partilerinden bunun daha sağlıklı yapılabileceğine dair teklifi olanlar varsa çok canı gönülden dinlemeye ve onları yapmaya da hazırız. Bunu böyle polemik meselesi yapmak da siyasetin hakkıdır. Tabii ki yapın ama bir taraftan devletlerimiz mağdur olmasın. Varsa bir efendim çözüm öneriniz buyurun yapalım. Bunlar kıymetli şeylerdir. Şimdi buna teşekkür etse Yavuz Aralioğlu eskiden tabii, tabii AK Parti'den Abi öyle bir şey var AK Parti'ye doğru gidecek falan gibi istihzaların böyle alçakça itibar suikastlarının konusu haline getirilmişim. Şimdi yavaş yavaş şimdi ne olmuşlar? Yavaş yavaş benim 5 sene önce demeye çalıştığım yere gelmişler. AK Parti ve MHP seçmeninin memnun olduğu dua ettiği ya da bunlar başaramazlarsa biz kime oy vereceğiz diye dönüp bakınca ilk bulabileceği parti adresi olmaya çalışıyorlar. İnandırabilirlerse kıymetli bir şeydir. İnandırabilirlerse kıymetli bir şeydir. Dolayısıyla Çünkü bunu olumlu bir hamle Bu olarak şöyledir, ben Bu Bu şöyle diyoruz. Ben siyaseti şöyle bakarım. AK Parti'ye yakınlaşır yakınlaşmaz onların taktiğidir. Bunları göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Yakınlaşmak da ait bir şey değildir. Kim kime ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın Ece Hanım. Hiç önüm değil. Bak, ben hiç umursamam böyle şeyleri. Sen birine yaklaşıyorsan benim vatandaş olarak nefesimin rahatlaması lazım. Sen yaklaştın mı birine benim cebimin dolması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'ye yaklaştı yaklaşmasına hiçbir itirazım yok benim. Yaklaşabilirsiniz. Milliyetçiler devletlerini ayakta tutmak ya da bir tehlike gördükleri zaman orada sorumluluk almak isteyebilirler. Eskiden efendim böyle söylüyordunuz da denmez. Doğru diyor. Eskiden öyle diyordum. Şimdi bir tehlike gördüm. Ben şimdi vatandaş olarak şöyle bakarım. Senin kime yaklaştığın senin. Senin yaklaşmandan doğan benim problemim bulacağımdır. Yani sen bir hükümete yaklaştın. Benim cebim para görecek. Sen hükümete yaklaştın, benim demokrasim kuvvetlenecek. Sen hükümete yaklaştın, sen birine yaklaştın. Bu yaklaşımdan doğan kuvvetiniz millete nefes aldıracak. Cumhuriyet güçlenecek, demokrasi güçlenecek, adalet güçlenecek, eğitim güçlenecek, umut güçlenecek. Merhamet güçlenecek, nezaket terbiye güçlenecek. Herkes herkese yaklaşıyor, biz fakiriz. Herkes herkese yaklaşıyor, bizim hazinemiz boş. Herkes herkese yaklaşıyor, isyan, feryat, figan, arşa alayı titretiyor. O zaman... Kime yaklaşırsanız yaklaşın, ya bir de millete yaklaşır mısınız? Milletin derdine yaklaşın. Milletin kalbine yaklaşın. Milletin umuduna yaklaşın. Milletin yarın endişelerine yaklaşın. Aman şaşırıp millete yaklaşırsınız yani. Ben efendim CHP'ye yaklaşayım. Altılı masa birbirine yaklaşsın. Efendim diğer küçük partiler birbirlerine yaklaşın. Aman birbirlerinize yaklaşın. Yaklaşa yaklaşa gezin. Millet nereye yaklaşacak? Millet mezara yaklaştı. Millet mezara yaklaştı. Bu umutsuzluklarla 20 küsür senedir iktidarımız var. Arkasında duruyoruz. Güvenle. Hiç siyaset tarihinde emsal yok. Hiç siyaset tarihinde böyle bir emsal yoktur. Aralıksız böyle bir iktidar. 21 defa bütçe yapmak ne demektir hocam? Ne büyük bir imkandır. 21 defa bütçe yapma hakkı vermek birine. Şimdi ona rağmen biz umuda yaklaşamadık. Mezara yaklaştık. Hükümete verdik güvendik güvendik mezara yaklaştık. Artık biz mezara daha yakınız. Muhalefet acaba bu girdaptan bizi kurtarabilir mi diye onlar birbirlerine yaklaştılar. Dedik ki herhalde bunlar bizim ümidimize yaklaşıyorlar. Yaklaşamadılar. Onların kimi o yüzden diyorum efendim o siyasi magazin konusudur. O yüzden buna biraz ee, kızıyorum. Kimin kime yaklaştığı siyasetin kendine neyi yakıştırabildiği ile alakalıdır. Ama sizin birbirinize yaklaşmanız, güç birliği yapmanız, plan yapmanız, efendim müttefik olmanız, vatandaşa güven, huzur, para, bolluk, bereket, adalet, demokrasi bir şey vermelidir. Millet demelidir ki yahu hamdolsun iyi yaptılar. Ben şimdi Milliyetçi Hareket Partisi hükümete yaklaştı. Bir milliyetçi irade hükümete yaklaşınca ne bulmalıdır Türkler? Türk milleti ne bulmalıdır? Milliyetçiler iktidara geldi mi? Şöyle denilmelidir en azından. Ya Allah hamdolsun bunlar memleketi zor da darda buldular, aldılar, kaldırdılar da hazinemiz doldu. Ya var olsun bu ülkücüler, milliyetçiler. Allah hamdolsun devleti aldılar da çok şükür Allah'a öngörülebilir bir ülkemiz oldu. Demokrasimiz kuvvetlendi, üniversitelerimizin yönetimi ayaklara kalktı, bürokrasi çok verimli hale geldi. Kapasitemiz, devlet yönetme kapasitemiz çok güçlendi. Bu milliyetçiler iyi ki varlar dedirtemiyorsanız efendim, sizin kime yaklaştığınızın ne önemi var? Yani hükümete yaklaştınız, sizin probleminiz. Sizin yaklaşmanızdan doğan rahmet benim bulacağım. Ben bir şey bulamıyorum sen ona yaklaşıyorsun. İstediğine yaklaşabilirsin. Peki anladığım kadarıyla yerel seçimler sonrası artık çok net bir şekilde siz ortada bir CHP falan kalmaz ama AK Parti tabii ki devlet. CHP kalır. E, konforlu siyaset. CHP ne yaparsa yapsın 25. Ama yani hayır. Evet evet. İktidar iddiasıyla kalmaz. Bence kalmaz. Diyorsunuz. Bence kalmayacak. Şimdi sizin dinlerken sizi 3 seçenek belirdi kafamda. Bir Yavuz Ağar Tek başına yüzde yüz bir parti kuracak. İki Yavuz Aralioğlu Ak Parti'de olan boşluğu işte o talep vatandaşın salt talebine karşılık gelecek ülkücü hassasiyetlerle beraber bu ülkedeki e, ona karşılık gelecek bir siyaset gücü. Üç e, İyi Parti o fabrika ayarlarına geri dönecek <laughs> bu süreçte ve Yavuz Aharliolu tekrar İyi e, Parti'yi o ilk baştaki <laughs> o heyecanlı dönemine katılacak. Hangisi? Evet müstakil ha, ben, evet müstakil kalıyorum. <laughs> kalbim müstakil kalmaktan yana çünkü itirazla itibar bıçak sırtı gibidir. Evet. Sen Cumhurbaşkanının bu 20 yıllık bulabildiği imkan itirazdan doğmuştur. Yani ona da denseydi ki mesela rahmetli Erbakan Hoca Allah rahmet etsin nur içinde yatsın. Deseydik evladım yani emrimiz emri hak vaki olur biz yaşlandık artık. Böyle sağa sola çekiştirmenize gerek yok buyurun burada durun. E, bundan sonra da memleket zaten yükünü siz çekeceksiniz. Burada partimizin zaten veliahtlarından biri sizsiniz deseydi. Ve Tayyip Bey buna evet deseydi. Tayyip Bey muhtemelen Refah Partisi'nin genel başkanı olabilirdi. Başbakan da olabilirdi ama bu olmazdı. Yani böyle bir kudret bulamazdı On demeye çalışıyorum. İtirazla itibar bıçak sırtıdır. Türk tarihinde hep böyledir. İtiraz edenler sonra eline geçirdikleri kuvvetle memleket hizmeti bulmuşlardır. Benim kalbim itirazdan yanadır. İtirazdan yana olmamın sebebi şu değil. Bu bir yönetim şehveti yahut bir parti kurma hevesi falan değil. Bendeki şu. Memlekette her şeyi yapabilme kudreti olan bir iktidar var. Her şeyi yapabilmek için ellerinde her türlü fırsat da var. Yani memleket bundan ibaret diyorlarsa ben ona inanmam. Yani ben AK Parti'nin mesela şu tarafına çok kızıyorum. Bizim şuna inanmamızı bekliyorsanız, memlekette görüp göreceğiniz budur. Kadro budur. Genel müdür olarak seçtik size bunlardır. Daha iyisi yoktur. Şube müdürleri seçtik bunlardır. Okul müdürleri bunlardır. Rektörler bunlardır. Siyasetçiler bunlardır. il başkanları bunlardır. Kabine bunlardır. Ben buna inanmam. Ya bu Türk milletinin potansiyeli budur diyorlarsa bu AK Parti'nin potansiyeli bile değildir bence. Yani çünkü iki kişiden bir kişinin oyunu almış bir partinin sizin Göreceğiniz budur. Bizim de varımız bundan ibarettir demesini ben doğru bulmam. Ben memleketin büyük bir potansiyeli olduğuna inanırım Ece Hanım. Yani mesela Mustafa Kemal Atatürk devlet kurucusu vasfıyla devleti kuran iradenin, planın, programın stratejinin uygulayıcısı vasfıyla benim naçiz vücudum diyebilmiştir. Yani bir gün toprak olacaktır ama Türk milleti, Türk devleti ilelebet payidar kalacaktır. Şimdi siyaset işini yapmayınca şöyle demeye başlayacağım. Bana oy vermezseniz bittiniz kendine borçlandıran siyaset memleketini kötü yönetmiş demektir. Ben memleketin kötü yönetildiğini düşünüyorum. İyi yönetilmek için de her türlü imkan olduğuna inanıyorum. Siz Erdoğan'ın koltuğuna talipsiniz. Ben efendim memleketin ya istikbaline talibim. Bir siyasi irade taşıyorum. Kaç senedir? Akıl bali olduğum zamandan beri. 33 senedir cemiyetçilik yapıyorum. Kalbimde şöyle bir şey var. Biz borçluyuz milletimize. Etrafımda binlerce şu hissiyatı taşıyan insan şöyle demeye başladı. Biz iş adamı para kazanıyoruz diyorlar. Bir dünya arkadaşım var, iş, iş adamı bunlar. Biz borçlandıran bir imkana sahibi değiliz. Biz paramızı kazandık, bu memleketten kazandık. Borcumuz var, milletimizi ödeyeceğiz. Siyasetten alacaklı değiliz, milletimize borçluyuz. Akademisyenler var, bizi bu fakir millet okuttu. Bizim sahip olduğumuz imkanlara sahip olamamış nice insan var, borçluyuz. Gençler var, bürokratlar var, efendim iş adamları var, esnaf var. Bütün bunların üstüne ben şöyle bir şey diyeceğim, teklif edeceğim. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız derslerle Kimlik kavgasına girmeden, kimlik dayatmadan, mezhep meşrep kavgasına girmeden, aidiyet, merkez, sağ, sol falan demeden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan, devletini ve milletini sevebilen, bayrağından huzursuz olmayan ve bayrağın altında yaşamaktan efendim mutlu olabilen, dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun herkesin büyük bir aile olarak Türk milleti olacağı bir geleceğe ben yürüyeceğim, Allah nusret ederse, ne kurmam gerekiyorsa kuracağım, nerede bulunmam gerekiyorsa bulunacağım ama şu tarafını lütfen e, vatandaşlarımız da milletimiz şöyle algılamasın. Ben bir taasubun, ben olmazsam olmaz kibrinin, ben yapmazsam benden sonrası tufan gibi bir asabiyenin tarafı asla, asla olmam. Hani memleket için kalbimde ne taşıyorsam bana veren, bana bunları sağlayanlara borcumu ödeyeceğim. Çocuklar var çocuklarımıza vere, verebileceğimiz şey şu onlar da hazır vatan bulamayabilirler ama biz onlara iyi bir imkan sunmaya çalışıyoruz bulamazsak onlar mücadele etsinler gayret edeceğiz Allah kerimdir yani sonunu göreceğiz Tayyip Bey'in nesil olarak bu kuşağın son seçimi olduğuna şuradan inanıyorum Sen Cumhurbaşkanı'nın Sayın, Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'le ile mesela bu kuşağın 20 yıl farkları vardı evet. doğal jenerasyon değişikliği geliyor evet. siyasi aktörler değişecek o aktörlerin değişme zamanlarında devletin milletin yarınları adına bir umuda plan yapmak istiyorum çok teşekkür ben ederim. çok teşekkür Ağzınıza ediyorum. sağlık. Çok mersi. Sağlıkla Yavuz kalın. Aral çok teşekkür oldu. ederim.